Sözü Furkan'a bırakalım. Sonra en son Trabzon'a Ahmet Çağlar Yıldırım'a gideceğiz. Teşekkürler Aykut İnce. Trabzonspor'un kamp yaptığı otelin hemen önündeyiz. Yunus Emre Sel'le beraber karşılaşmayı konuşacağız. Yunus abi, öncelikle hem İstanbul'a hoş geldin, hoş hem de yayınımıza hoş geldin. Hoş, Trabzonspor taraftarı da şu anda burada takıma desteklerini gösteriyorlar. İlk olarak tabii ki karşılaşmayı soracağım. Eksikler var, 4 eksiği var Trabzonspor'a. Vitorino, Orkan, Barakan Sakın, İstanbul'a gelmediler. Nasıl bir metodoloji bekliyorsun? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Fenerbahçe Trabzonspor maçı özelinde. Gerçekten öncelikle taraftarlara bir kez daha teşekkür etmek lazım. Yani deplasman içeride fark etmiyor her noktada. Takımlarına sahip çıkıyorlar, destek veriyorlar. Ve aralarında gerçekten çok genç isimler var. Hani Trabzonspor'da son dönemde bu çok konuşuluyordu. Uzun zamandır bir beklenen başarı gelmeyince acaba taraftar sayısında azalma olur mu, o ilgi düşer mi diye. Ama görüyoruz ki Trabzonspor hala eski gücünde ve potansiyelinde. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Maça gelecek olursak da özellikle Vitor Hugo'nun sakatlığı Trabzonspor'da bazı planlamaları alt üst etti. Teknik direktör Abdullah Avcı sezona başladığı iki stoper, hem Edgar hem de Vitor Hugo'dan yararlanamıyor şu an itibariyle. Ve bu maçta da yine o bölgede genç bir isim Ahmet Can Kaplan'ı tercih etmesini bekliyoruz. Hafta içerisinde antrenmanlarda hoca takımı çok sıkmadı. Kazanırsak 3 puan kazanacağız. Kaybedersek de sadece 3 puan kaybedeceğiz ama kazanmak adına ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun için özel oyun planıyla yine sahada olacağız. Çünkü her maç sonrasında oyuncuların yaptığı vurgu buydu. Biz rakibe göre oyun planı içerisinde çalışıyoruz. Her hafta aynı antrenmanı yapmıyoruz. Rakibimiz kimse, ona göre çalışmalar yapıyoruz dedi. Yine Fenerbahçe maçına da o şekilde hazırlandı Trabzonspor. Herhangi bir özel prim de yok bu karşılaşmada. Takımı ekstra bir strese mahkum bırakmamak adına Trabzonspor buraya iddialı bir şekilde geldi. Evet, eksikleri var. Senin de söylediğin gibi Marek Hamşik, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo Trabzonspor adına ciddi eksikler, önemli eksikler. Ama bugüne kadar hiçbir mazeretin arkasına sığmadı Abdullah Avcı ve bir şekilde bu süreçleri getirmeyi başardı. Yine Fenerbahçe maçına da aynı iddia ile çıkacak gibi gözüküyor. Şimdi Trabzonspor bu sezon İstanbul'da hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı derbilerde mağlup etmeyi başardı. Bugün Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etmesi halinde aslında bir ilke de imza atmış olacak Trabzonspor. Bu anlamda da çok özel ve bir fırsat da diyebiliriz belki Trabzonspor için. Doğrudur değil mi Yunus Emrah? Kesinlikle doğru. Abdullah Avcı ile o kadar fazla ilk başardı ki Trabzonspor. Artık bunlar bir rutin gibi görülüyor ama aslında kulüp tarihinde tarihe geçecek başarılar bunlar. O yüzden bu başarıyı da eğer yakalarsa, bir Trabzon'da klasik söylem vardır. Şampiyon olan takımın teknik adamının, oyuncularının heykeli. Bu arada araba inşallah bizi ezmez de heykeli stadyum etrafına dikilecek diye. Bunu da başarırsa o heykelin sanırım boyutu daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Gerçekten Abdullah Avcı Trabzonspor taraftarlarına, camiasına o özlenen başarıyı ekiple birlikte, yani en başkanından yöneticilerine, malzemecisine, çimcisine kadar bir ekiple birlikte bu noktaya kadar getirdi. Çok ciddi başarılar imza attı. Şimdi en büyük hedef Türk futbol tarihine geçmek. Sen de biliyorsun ki en erken şampiyonluk ligin bitimine 3 hafta kala ilan edildi. Trabzonspor bu anlamda da bir tarihe geçmek istiyor. Bu maçı da kazanırsa o yolda çok daha ciddi bir adımı atmış olacak. Yunus abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarımızın da paylaştığın için. Şu bilgileri de ben hemen vereyim. Trabzonspor'un yaklaşık yarım saat sonra 16.40 sularında buradan stadyuma doğru hareket etmesini bekliyoruz. Muhtemelen 11'in hemen paylaşalım. Trabzonspor'un kalede Uğurcan Çakır'ın forma giymesini bekliyoruz. Savunmada ise Perez, Densville, Ahmet Can ve Koaç dörtlüsünü göreceğiz. Ortalanda Berat'la beraber Siopis görev alacak. Sağda Vizca, solda Vakayeme, merkezde Bakasetas ve forvette ise Andreas Cornelius'un bu akşam Fenerbahçe'ye karşı sahada olmasını bekliyoruz. Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'la ilgili şu bilgiyi de verelim. Bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı 8 maçı da kaybetti Trabzonspor. 6 galibiyeti ve 2 beraberliği var İstanbul takımlarına karşı oynadığı karşılaşmalarda. Bir kez daha tekrarlayalım. Trabzonspor'un saat 16.40 sularında buradan stadyuma doğru hareket etmesini bekliyoruz. O anlarında Aspor ekranlarından canlı olarak yayınlanacağını bilgisini verelim ve bir sözü tekrardan stadyuma, merkeze bırakalım. Biz de Furkan'la Yunus Emre'ye teşekkür edelim. Şimdi kameralarımızı İstanbul'dan Trabzon meydanına çevirelim. Karşımızda Ahmet Çağlar Yıldırım. Aykut İnce, Trabzon'dan iyi yayınlar dileyerek başlayalım. Evet, Trabzon'un kalbinin attığı yerdeyiz. Trabzon şehir meydanındayız ve artık dev maça doğru burada da heyecan artmaya başladı.
pazar günü olması dolayısıyla, tatil günü olması dolayısıyla şehir meydanında kalabalık artmış durumda. Ama ilerleyen saatlerde maçın yaklaştığı saate doğru bu tenalaşacak. İşte Trabzonspor taraftarlar da şehir meydanında maçın heyecanını yaşamaya başladılar. Biz de maç öncesinde konuştuğumuz taraftarlarda Trabzonspor'un İstanbul'dan galibiyetle döneceğine ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacağına inançlarının tam olduğunu dile getirdiler. Bir yanda Trabzonspor taraftarlar burada tezahüratlarla buradan takımlarına destek olurken, bir yandan da parkın diğer tarafında da kemençeyle horon keyfini çıkartıyor Trabzonspor taraftarlar. Tabii kalabalık bir ortam ve işte heyecan, dev maçın heyecanı şehir meydanında bu şekilde yaşanıyor. Tezahüratlarla bordo mavili taraftarlar buradan takımlarına destek gönderiyorlar. Evet, galibiyetten oldukça eminler. Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor Trabzonspor ve İstanbul'dan taraftar da onu özellikle belirtiyor bize. Galibiyetle döneceğine inancı tam Trabzonspor taraftarların, Trabzonspor'un diyelim ve Trabzon'dan gelişmelerle yine birlikte olacağımızı belirterek sözü Trabzon'dan tekrar size bırakalım Aykut İnce. Saat başında yeniden muhabir arkadaşlarımıza bağlanacağız. Biz şimdi Şükrü Saracoğlu stadından hemen yorumlara başlayalım. Ulaş Özdemir ve Volkan Demir'le birlikteyiz sayın seyirciler. 66 puanlı lider Trabzonspor 46 puanlı Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Uzun bir aradan sonra Trabzonspor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmek istiyor. İlaveten 3 büyük takımı da bir sezonda yenip rekoru kırmak istiyor. Ve baktığımızda Trabzon'da da kentteki herkes havaya girdi. Sadece kentte değil, Türkiye'de, dünyanın farklı noktalarında Trabzonspor taraftarının takımına olan inancı tam. Ulaş Özdemir'le başlıyoruz. Evet Ulaş, tabii maçın bir psikolojik boyutu da var açıkçası. Trabzonspor seninle yayın öncesi konuştuğumuzda daha rahat bir takım. Konum olarak da rahat, mental olarak da rahat, psikolojik olarak da rahat demiştin. Başlayalım. Vallahi şöyle, aslında bu söylediğim belki yanlış anlaşılmasın. Trabzonspor için bu maç hiçbir şey. Fenerbahçe için her şey. Yani sezonun final maçı olarak bakıyorlar. Ama Trabzonspor hani bu maçı kaybetse daha hiçbir şey kaybetmeyecek. Dolayısıyla orada hem işin psikolojik yönünü hem de sağ tarafını çok doğru bir şekilde yönetiyor Trabzonspor. Bu anlamda ben biraz burada Fenerbahçe'yi tabii daha çok stresli görüyorum ve gergin. Özellikle dünkü açıklama, işte bugün sabah kulüp hesabından yayınlanan bir video. Böyle bunu bir sezonun en önemli maçı haline getirdi. Sanki bir şampiyonluk maçına çıkıyormuş gibi bir durum oluşturdu. Tabii bu tip şeyler aslında... Geriyor hani, mu ortamı diyor? Bence şöyle, hani ben kulüpte de çalıştığım için bilirim böyle işleri. Bunlar bazen ters etki yapar oyuncular ve teknik heyet üzerinde. Bir baskı oluşturur. O baskı oluştuğunda da onu doğru yönetebilmen önemli aslında. Tabii bu akşam üzerinde baktığımızda onu ne şekilde doğru yöneteceğini göreceğiz. Trabzonspor da hani buraya kazanmak için geliyor. 97'den bu yana da yani Süper Lig'de burada bir galibiyeti yok Fenerbahçe'ye karşı. Abdullah Avcı ile beraber Trabzonspor aslında bu bütün denklemleri de yerle bir etti. Hani o rekorları da yerle bir ediyor. Hem bu anlamda kazanması gereken maçları da çok doğru bir şekilde kazanıyor. Dolayısıyla bu akşam üzerinde baktığımızda tabii Trabzonspor için zor bir maç olacak. Şu anda stada, yani çevresinde de az önce dolaştığımda Fenerbahçe taraftarı da bir havaya girmiş. O seyirci baskısı öncelikli olarak takımın üzerinde bir etki eder mi etmez mi aslında sorguladığımızda evet, bir ölçüde edecektir muhtemelen. Çünkü Fenerbahçe ve Trabzonspor derbileri her zaman hem tatlı bir rekabeti hem de zaman zaman da gergin ortamlara yol açtı. Ama bu akşam baktığımda ben Trabzonspor özelinde, yani Galatasaray maçında da yine 50 bin kişinin önünde oynadı. Beşiktaş'ta, Vodafone'da yine orada da 50 bin kişinin önünde oynadı. Müthiş de bir taraftar baskısı vardı. Ancak orayı da oyuncular geriye düşmesine rağmen maçı da çevirmesini bildiler. Dolayısıyla bu akşam zevkli bir karşılaşma bizi bekliyor ama Trabzonspor için, ona geleceğiz tabii program ilerleyen bölümlerinde,
ilk 15-20 dakikası bence çok önemli.